Nerede içeride mi? Yok yok. Hastanemizde kurulan PCR laboratuvarı şehrimizin en yüksek test kapasitesine sahip bir PCR laboratuvarı. Ortalama günde 1000 ile 1200 arası civarında test yapabilme kapasitesine sahip. Cihaz bizim genetik laboratuvarımızın içine konuşlandırıldı. Bu süreci yaklaşık biz mikrobiyoloji uzmanı hekimlerimiz ve biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz. Cihazımız, yani daha doğrusu laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı. Dolayısıyla bu sürece de laboratuvar olarak Eskişehir Şehir Hastanesi büyük bir katkı sağlamış oldu. Dolayısıyla daha çok test yapabileceğiz bu laboratuvar sayesinde. Vakalarımızı daha erken tespit edebileceğiz ve bu laboratuvar sayesinde vakalarımıza daha erken izole edip daha erken tedavi edebilme olanağına da kavuşmuş olacağız. Testler önce bir cihazda okunmadan önce bir hazırlık döneminden geçiyor. Buna ekstraksiyon dönemi diyorlar. Bu yaklaşık bir 3-3,5 saat sürüyor bir ön hazırlık dönemi. Bu ön hazırlık dönemi bittikten sonra bütün test materyali cihaza konuyor ve cihazla yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde bu testler sonuçlanıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, kabaca bir 4 saatlik bir siklus var. Bu 4 saatlik siklus içerisinde bizim laboratuvarımız 170'in üzerinde test sonucu üretebiliyor. Bu da kabaca 1000'in üzerinde rakamlara uğraşıyor. Bu bizim işin gerçeği, hastanemizin zaten ihtiyaçlarını karşılıyor. Süreç olarak biz bizim açımızdan yıpratıcı. Şöyle, sürekli bir enfeksiyon kaynağıyla karşı karşıyasınız ve bulaşmamasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Hem kendiniz için hem de aslında diğer muayene ettiğiniz hastalar için. Çünkü burada yatan bütün hastalar pozitif değil, negatif hastalar da var. Bunları da korumaya çalışıyoruz. Kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Bu süreçte tedaviyi biz planlıyoruz ama uygulayan hemşirelere korumaya çalışıyoruz. Burada sağlık hizmetinde yardımcı olan diğer arkadaşları korumaya çalışıyoruz. Bu açıdan aslında biraz yorucu ama mesleğimiz gereği bunların eğitimini alarak ve bunların donanımını sağlanarak da uzman edildik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışma isteğimizi tabii ki arttırıyor. Mutlu oluyoruz. İnsanlar şimdi en basit mantıkla taburcu ettiğimde her girdiğim odadan çok fazla teşekkür alıyorum. Bu bile mutlu ediyor normalde. Sık hastalığı çıkaran bölümler deriz. Türk halkından asıl istediğimiz evinde kalması. Yani hani biz buradayız, elimizden geleni yapıyoruz bütün ekip olarak, bütün arkadaşlarım adına, bütün sağlık çalışanları adına söyleyebilirim. Elimizden geleni yapıyoruz ama evde kalmasını, izolasyon kurallarına eğer ihtiyacı yoksa, gerekmiyorsa dışarıya çıkmamasını, bütün hem Sağlık Bakanlığı'nın günlük bilgilendirmesini, Sağlık Bakanlığı'nın bakanımızın günlük bilgilendirmesini, hem de uygun bilgilendirmeleri takip etmesini özellikle kendilerinden rica ediyoruz. İlk Eskişehir'de vakalar çıkmaya başladığında COVID pozitif hastalarımızı yoğun bakımda gerekliliği olduğunda bizim yoğun bakımımızı ilk pozitif vakaları kabul ettik.
burada takip etmeye başladık. Şimdi yurt dışında çok kötü örnekler görünce her türlü kötü senaryoya hazır bir şekilde diğer yoğun bakımlarımızı da hazır hale getirdik. Yavaş yavaş hani COVID hastalığı olmayan hastalarımızı diğer yoğun bakımlarımıza taşıdık. Sonra yavaş yavaş hasta sirkülasyonu gelmeye başladı ama yurt dışındaki gibi çok şükür hani bize kitleyecek, yani yoğun bakım etkin tedavi edebilmemize engel olabilecek bir durumla karşılaşmadık. Genelde birkaç hastamız pozitif gelip kısıtlı, yani çok az sayıda vefat eden hastamız oldu. Daha çok hani taburcu edip servislere geri verdik. Bugünlerde de hasta sayısında bir miktar azalma var. Yani o ilk etapta biraz daha yoğun hastalar vardı ama şu anda daha çok servislere yatıp iyi olup çıkan hastalar var. Çok nadiren hani haftada bir ya da iki hastayı bizim yoğun bakımımızla geliyor ve tedavilerini veriyoruz. Şu anda işte gördüğünüz az önce de koruyucu ekipman açısından bir sıkıntımız yok çok şükür. Yoğun bakımımızda yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hiçbir doktor ya da personelimizde bir, çok şükür hani bir enfeksiyon bulaşı olmadı. Odalarımız güzel, tekli oda olduğu için hani yurt dışındaki gibi koğuş sistemi olmadığı için genelde tekli odalarda hastalara bulaş riski olmadan daha etkin tedavi edebiliyoruz. Yani her türlü cihazlarımız üst model, son model. Korkumuz yani izolasyon önlemleriyle hastalarımız şeyde daha doğrusu sağlıklı insanların evden çıkmaması bizim de işimize yarıyor çünkü korkumuz yurt dışında olduğu gibi birden ağır vakaların çok sayıda gelmesi ve yoğun bakım hizmetlerinin hani şey yetersiz kalmasıydı. Şu anda Amerika'da gördüğünüz gibi ama çok şükür ülkemizden alınan önlemlerden zannediyorum şu anda iyi durumdayız. Biraz daha 2-3 hafta daha sürecek gibi bu riskli dönem. O dönemde alışverişi mümkün olduğunca azaltmak, evde kalmak çok çok önemli. Bunlar geçici günler. Çok şükür hani her türlü tıbbi edevatımız var, yeterliliğimiz var ama şartlara yani bu dışarıda gezmeye devam edecek olursak bunun önüne geçemeyiz. Çünkü virüs bu. Yani ne kadar kendinizi korursanız o kadar rahatlayacağız. Hani son bir aylık süreçte işte apartmanların işte yöneticileri kurabiye gönderiyorlar. İlkokullardan çocuklar kendi elleriyle yaptıkları pastaları gönderiyorlar. Teşekkür ediyoruz burada. Yani sevildiğimizi anlıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu sizi motive ediyor mu? Çok çok yani şey buraya geliyorsunuz, resimler gönderiyorlar. Yani bizim yanımızda olduklarını hissediyoruz. Biz de yani yaşama sevinci oluyor. Daha çok işimize sarılarak geliyoruz. Bu açıdan teşekkür ederiz herkese. Ayağına da vereceğim canım. Metin. Ama şey.